mimarlık, peyzaj mimarlığı böyle bir ara kesitte yer almaya çalışan bir ekibiz. Mikrokozmos'dan da kastettiğim şey aslında bir dünya yaratıyoruz orada. Yani aslında yeri yeniden tarif ediyoruz. O mimari ortamın oturduğu dünyayı oluşturuyoruz. Aslında bir tür bir yine mikrokozmos gibi bir mini ekosistem oluşturuyoruz. İçinde insanların da olduğu bu defa. Hareketin olduğu, yaşantının olduğu. Dolayısıyla bütün bu şey böyle bir masalsı bir resme benziyor benim için. Ona ben mikrokozmos adını verdim. Yani onun içinde bir iç dünya var ve uç dünya aslında her şeyi yerine oturtan, yeni bir akıl ile belki üretilmiş bir doğayı da barındıran ve aslında yaşantıyı da, kurgusal yaşantıyı da bir çerçevenin içinde tutan dünyanın adı. Mikrokozmos, doğal verilerle tasarım konusu benim aslında çok eski bir konum. Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli'den böyle biraz emanet aldığım bir konudur bu. 30 küsur sene önce İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde bir seçme ders olarak doğal verilerle tasarım diye bir ders açtık. Ama bunu yaparken de yani böyle beton kötüdür, o kötüdür, insan kötüdür'ü biraz yıkmak, doğanın da ne demek olduğunu, doğanın da aslında bitmeyen, doğanın tek bir resim olmadığını, doğanın da bir dönüşüm olduğunu anlatmak üzere de bir şeydi, dersti. Daha sonra bunu ben peyzaj mimarlığı bölümünü kurduğumuzda orada devam ettim. Aziz Nesin Vakfı'ndaki benim o hem atölye hem sunuşun olduğu konunun adını da doğal verilerle tasarım olarak sanki yanlış hatırlamıyorsam koymuştuk. O da aslında biraz o dönemlerdeki deneyimlerimizi paylaştığımız ve aslında çok fırsatımızın olduğu, kendi kendimize de birçok şey yapabileceğimizi biraz anlatmak isteyen, doğayı da okumamızı yine tırnak içinde mimarlar için ağırlıklı olarak doğa nasıl okunabilir üzerine, biraz da doğa malzemeleri üzerine konuştuğumuz bir şeydi, entelektüel bir buluşmaydı. Artık peyzaj mimarının birkaç konu, çok konusu var. Peyzaj mimarı dediğim gibi baştan beri doğadan gelen bir meslek alanı. Ama daha sonra kentleşme ile beraber kentin içinde bir tasarım alanı olarak da aslında peyzaj mimarlığı bir planlama alanı, bir bilimsel başka bir yapısı var. Bir de tasarlamaya yönelik bir başka durumu var. Bir de bir mühendisliği var. Şimdi dolayısıyla kent içindeki konular kentte tasarlama fırsatları yarattı. Ve çok fazla yarattı. Dolayısıyla peyzaj mimarlarının muazzam tecrübe kazandığı dönemler içinde yaşadık ve yaşıyoruz. Ve yeni konularla tanışıyoruz. Öte yandan peyzaj mimarının asli konusu doğayla olan ilişkiler. Dolayısıyla bütün doğa mühendisleriyle peyzaj mimarlığının muazzam bir ilişkisi var. Burada illaki mimari bir şey yapılması da gerekmiyor. Dolayısıyla ama sonuçta bunlar birer ortam. Eğer insan varsa peyzaj mimarı var demektir. İnsanın olmadığı ortamlar için de aslında var peyzaj mimarı, mimarlar dair. Ben bütün mimarlar olarak söyleyeyim bunu, yani tek bir meslek olarak selekte etmeyeyim. Ama peyzaj mimarlığı burada bir ilginç dönemle karşı karşıya. Dolayısıyla bu dönemin sorunları peyzaj mimarlığını yepyeni bir meslek alanı, yepyeni bir uzman, gerçek anlamda dönüşen, değişen bir yere doğru götürüyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Gebze Belediyesi ile yapmış olduğumuz çalışma aslında bunlardan biridir. Daha sonra da bir bu bahsetmiş olduğumuz kıyı çalışması, daha sonra bir macera parkı ile birleşti. O proje şu anda da, o zaman aslında çok eski yine projeler bunlar ama şimdi de tekrar o projenin bir fazı daha var. Eskihisar Kalesi ile olan buluşmanın olması. Buralarda biz aslında bir doğa restorasyonu, doğayı yeniden oluşturma, bununla birlikte de rekreasyonel ama aynı zamanda da programların olduğu alanlar öngördük. Ama Eskihisar bütünlüğü içinde kalmak için çaba gösterdik. Biraz şöyle şeyler olabildi. Bizim amacımız ile kullanım ortamı örtüşmedi mesela bazı durumlarda. Bu aslında sık yaşanan bir şey. Yeniden bu projeleri ele alsak bambaşka bakarız. Onu da bir daha söyleyeyim. Ama bunlar da bize başka tecrübeler getirdi. Mesela en son işte İtong fabrikasının kamusal bir yeşil alana dönüştürülmesi, önce TOKİ, daha sonra bakanlığın işte millet bahçesi olarak adlandırdığı Pendik millet bahçesi bizim için mesela bu anlamda çok iyi bir dönüşüm projesi oldu. Çok yani bütün bu
olumlu olumsuz tecrübeleri aktardığımız ve olabildiğince oradaki materyali kullanmak için özen gösterdiğimiz işlerden biri oldu. Türkiye gibi bir ülke, özellikle İstanbul gibi bir şehir ama Türkiye'nin bütününe bakarsanız tüm zamanlar açısından yani tarihselli yani bir çizelgemiz olsa yani zaten elimizdeki bütün bunları, bütün elimizdeki bu ne diyeyim hazineyi üzerinde uğraşsak yeter diyeceğimiz kadar malzeme var. Yani neredeyse bazen yeni yapılacak işlerin bile sayısı, hepsi bunların yeni ele alınacaktır ama bütün bu konuların doğru yere oturtulması, tekrar günümüzde koşullandırılmaları bile Türkiye'nin muazzam şeyidir, muazzam çıkışıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda da bizim DS olarak Sevim Aslan'ın uzmanlığı aslında işte tamamen röleve, yani eski eser diyelim bunun adına, eski eser anlamında ama bu eskinin tarifi yok. Çok eskilere de gidebiliyor. Mimari anlamda rölevelerinin oluşturulması, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, tüm raporlamalarının, materyale yönelik raporlamalarının yapılması ve güncellemelere güncellemelerle nasıl eşleşeceklerinin kararına alınması onun bir şeyi. Bu anlamda da Osmanlı Bankası Sevim'in ölçümlerini yaptı. Yani rölevesini yaptı ve raporlamalarını yaptı. Bu restitüsyon şeyine kadar ilerlettiği bir proje. Gazhane projesi bambaşka bir mesele. Türkiye'de belki de ilk defa bir sanayi siti ile karşı, çok sanayi ile ilgili çok konu var. Ama ilk defa organize olarak hem de sadece yönetim, üniversite değil, aslında orada yaşayanların da yani kamuoyu inisiyatifinin de içinde olduğu bir projedir. Yani o yüzden çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu süreç içinde de aslında gazometreler, gazhane ile ilgili de bütün yapıların ayağa kaldırılması, yeniden işlevlendirilmesi ve bugüne aktarılması. Yani dolayısıyla aslında hiçbir şeyini kaybetmemiş olması. Yani tarihin dönüşmesinde ben özel bir sorun görmüyorum. Niteliklerinin kaybedilmemesi gerekiyor sadece ama güncellenebilirler, yeni ekleri kabul edebilirler. Gazhane'de bence böyle iş, bu işlerden biridir. Birçok yeni eki kabul etmiş işlerden biridir. Kültürel büyüme olmadan aslında uluslararası tanınırlık da olmuyor. Ulusal bir şeyin de yani demin en başta söylemiştim, soyut bir dünya olmadan somut bir dünya olmuyor. Sadece somutla konuştuğumuz zaman sadece şey yapmış oluyoruz, yani esnaflık yapmış oluyoruz. Bu bence hiçbir markanın istediği bir şey değil. Vitra'nın ayrı bir özel durumu var. Vitra Mimarlık Camiası'nın bütün bu söylediğim her türlü desteğini bugüne kadar herhalde çok az reddetmiş veya reddetmemiş kurumlardan biri olabilir. Vitra bu anlamda üretim olarak da yani kendi alanının birçok segmentini de ileriye götürmüş bir marka. En önemli konunun her şeye rağmen mimarlık kültürü olduğunu düşünüyorum. Artı bilim tarafının yani üniversitelerle kurulmuş ve kurulacak ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Vitra çok derin bir kültüre sahip. Thank you.